Mart 1921, İnönü Ovası. İnsanın iflahını kesen buz gibi bozkıra yazında Ethem Çavuş'un sırtı üşüyor. Avuçları ise kızgın mermi kovanlarına çıplak elle dokunduğu için alev alev yanıyordu. Top atışı 18 saattir durmaksızın sürüyordu ve bunca süreden sonra elleri neredeyse duyarsızlaşmıştı. Mars ayazında esen Poyraz, İnönü Ovası'ndan kalkan tozu düşmana doğru süpürüyor, süvariler düşman hatlarına doğru Poyraz'dan da hızlı hücum ediyorlardı. Ethem Çavuş, 75 milimetrelik topu durmaksızın dolduruyor, her seferinde besmele çekip keşif kolundan bildirilen menzillere kıyamet yağdırıyordu. Artık otomatik hale gelmiş hareketlerle sandıktan mermi alıyor, topa sürüyor, ateşliyor, boş kovanı çıkarıp ayaklarının dibindeki başka bir sandığa atıyordu. Sandıkta kalan sondan üçüncü mermiyi aldığında bir an duraksadı. Merminin üzerine bir çaput sarılıydı. Çaputu sökerken avucuna kalem büyüklüğünde demir bir çubuk düştü. Çaputun ve çubuğun anlamını çözmeye çalışırken sarı metalden mermi kovanına kazınarak yazılmış yazıya gözü ilişti. Okumaya vakti yoktu. Mermiyi topa sürüp ateşledi. Demir çubuğu cebine, boş kovanı ise bu sefer sandığa değil de yere attı. Taarruza ara verildiğinde merakını uyandıran yazıyı okumak istiyordu. Birkaç dakika sonra soğumuş olan kovanı kaybolmaması için yerden alıp mintanının yakasından içeri attı. Akşam ezanı vaktinde çarpışma durulmuş, mevzileri ileri, düşman hatlarına doğru ilerletme emri gelmişti. Batarya komutanı Ethem Çavuş'a istirahat verdi. Yarım saatlik istirahatta erler top arabasını çekerlerken o da yemeğini yiyecek, namazını kılacaktı. İlk iş olarak boş kovanı çıkarıp üzerindeki yazıyı okudu. Kovanın üzerinde Karahisarlı Seyfi Çavuş, 4. Alay 2. Tabur, 8. Batarya, 26 Rebbiül Ahir 1339 İnönü yazıyordu. 1. İnönü Savaşı'nın en kızgın günlerinden birinde düşülmüş not, mermiyle gelen demir çubuk, İmalatı harbi atölyelerinde çalışanların bir mesaj istediğini gösteriyordu. Ethem Çavuş cebindeki demir çubuğu çıkarıp bir köşeye oturdu. Ucu sivriltilmiş çubuk, bakır ustalarının kalem dedikleri, metal üzerine desen oymaya yarayan keskin bir aletti. Eline yumruk büyüklüğünde bir taş alarak hafif tıklamalarla kendi mesajını kovana yazdı. Aksekili Ethem Çavuş, 8. Alay, 3. Tabur, 1. Batarya, 20 Recep 1339 İnönü. 5 gün sonra Ankara'da atölyenin bir köşesinde cepheden gelen sandıkları açan kalfa, tezgahlardan birinde harıl harıl çalışırken ustaya seslendi. Sesinde eşi doğum yapmış bir adama bebeğini müjdeleyen ebenin heyecanı vardı. ''Kamil Usta, müjdemi isterim. Senin yavru cepheden dönmüş.'' Tüm personel kalfanın ne söylemek istediğini anlamıştı. Kısa bir süre için işler durdu. Hepsi sandıkların olduğu kısma koşturarak kovanın üstündeki yazıyı okumak için toplandılar. Bu şeref Kamil Usta'ya aitti. Yüksek sesle Ethem Çavuş'un notunu okudu. Atölyede bir bayram havası esmişti. Tüm çalışanlar Kamil Usta'yı yeni baba olmuş biriymiş gibi kutluyor, hayır dualar ediyorlardı. Kamil Usta, kovanın ağzının eğlen yerlerini düzeltip özenle kapsülünü yeniledi. İçine barutunu doldurduktan sonra yeni bir çekirdeği kovanın ağzına oturttu. Mermi hazır olunca Ethem Çavuş, kovanın içinde geri yolladığı çelik kalemi yeni bir çaputla merminin üzerine sardı. Kundaklanmış mermiyi şefkatle tutarak yeni doldurulan bir sandığa yatırdı. Çalışanlar hep bir ağızdan Allah kavuştursun deyip işlerinin başına döndüler. Kamil Usta halen açık duran sandığa yatırdığı mermiye hüzünle bakıp ''Selametle git aslanım, Allah muvaffak etsin, çok bekletme bizi'' dedi. Kovan 1. İnönü Savaşı sırasında üzerindeki ilk notla Kamil Usta'nın eline geçtiğinde bu fikirde olmuştu. Karahisarlı Seyfi Çavuş'un başlattığı bu geleneğin süreceğinden emin değildi ama denemeye değerdi. Nitekim Aksekili Ethem Çavuş umutlarını boşa çıkarmamıştı. Cephede patlayan her merminin kovanı buradaki ustaların elinden geçtiğine göre bir aksilik olmazsa yeniden görüşeceklerdi. Eylül 1992, Ankara. 1,5 yıl içinde kovan 8 kere daha atölyeye uğradı.
Üzerindeki mesajların sayısı da 8'e ulaşmıştı. Mesaj yazanların 8'i de başka alay ve taburlardan farklı kişilerdi. Kovan her keresinde atölyedekilere daha büyük bir coşku yaşatıyor, İstiklal Savaşı'nın her zorlu durağından Ankara'ya barut, kan ve zafer kokusu taşıyordu. Türk ordusunun İzmir'e girdiği gün Ankara'da bayram havası eserken Kovan yeniden gelmiş ama bu sefer tüm atölyeyi yasa boğmuştu. Kovanın içinde kalemin yanı sıra bir mektupla bir tane de bakır künye vardı. Kovanın üzerine kazınmış 9. notta Karahisarlı Seyfi Çavuş, 4. alay, 2. tabur, 8. batarya, 12 Muharrem 1341 Banaz yazılıydı. Atölyedekiler mektubu açıp okumaya koyuldular. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm gayretperver ustalar. Allah'a şükürler olsun ki mendebur düşman kaçıyor. Muzaffer Türk ordusu 5 gündür durup dinlenmeksizin kafiri kovalıyor. Güzel İzmir'e kalplerimizdeki imanımız kadar yakınız artık. 2 gün evvel Banaz'daki muharebede bataryamın çavuşlarından Seyfi, kalleş düşmanın kurşunuyla şehadete ermiştir. Cenazesini sıhhiyecilere teslim etmeden önce mintanın içinde bu kovanı buldum. Malumunuzdur ki vefat eden neferin künyesi ailesine yollanır. Lakin 5 gün önce Karahisar'ı ele geçirdiğimizde Seyfi Çavuş'un ailesinin düşman tarafından katledildiğini öğrendik. Bu kahraman Türk evladı kaderini yüreğine gömüp anacığını, babacığını defnedemeden düşmanın peşine düştü. 3 gün sonra kendisi de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kovandaki yazılardan anladığım üzere bu topçu neferlerin bir ailesi de sizler olmuşsunuz. Bu sebeple Seyfi Çavuş'un künyesini size yolluyorum. Başınız sağ olsun. Hayır dualarınızı bizlerden, fatihalarınızı aziz şehitlerimizden esirgemeyiniz. Hakk'ın rahmeti üzerinize olsun. Yüzbaşı Muhsin Talat, 4. Alay, 2. Tabur, 8. Batarya, 14 Muharrem 1341 Salihli. Mektup bittiğinde tüm personel ağlıyordu. Atölyeye bir ölüm sessizliği çökmüştü. Hiç tanımadıkları halde iki satır yazıyla kardeş oldukları Seyfi Çavuş'un ardından Fatiha okuyup amin dediler. Kamil Usta yutkunarak tezgahının başına oturdu. Kovanı yeniledi ama bu sefer minik iki perçinli Seyfi Çavuş'un künyesini kovanın dibine çaktı. Yine her zamanki merasimle mermiyi kundaklayıp sandığa yatırdı. Oysa o mermi bir daha düşman mevzilerine gönderilmeyecekti. Ocak 1923 Ankara. Savaşın bitmesinin ardından Ankara'daki mühimmat depolarında sayım ve temizlik yapılıyordu. Sandıklar tek tek açılıyor, mermiler sayılıp yeniden sandıklanıyor, kayda geçirilip daha tertipli bir cephaneliğe gönderiliyordu. Teğmen Hamdi Vasıf, Kamil Usta'nın hazırlayıp kundakladığı mermiyi buldu. Böyle bir anının belki de yıllarca sandıkların içinde kalmasına gönlü el vermedi. Ciddi bir suç işliyor olmayı göze alıp mermiyi evine götürdü. Niyeti ömrünün sonuna kadar mermiyi bir anı olarak saklamaktı. Öyle de oldu. Ama mermi bir kez daha kullanıldıktan sonra Hamdi Vasıf'ın evinde camekanlı konsolun içindeki yerini alacaktı. Üstelik Teğmen bir tesadüf eseri merminin hikayesini öğrenecek, bu hikayeyi de hatıratında yazacaktı. 29 Ekim 1923 Ankara. Teğmen Hamdi Vasıf, Ankara Kalesi'ne çıkan dik yokuşları koşarak tırmanıyordu. Soğuğa rağmen kan ter içinde kalmıştı. Surlara ulaşınca 75 milimetrelik toplardan birinin yanına koştu. Yarım saat önce 20-30 sıralarında meclisten Cumhuriyet'in ilan edildiği duyurulmuştu. 101 pare top atışıyla Cumhuriyet kutlanıyordu ve Seyfi Çavuş'un mermisi bu şöleni kaçırmamalıydı. 70 belki de 80. atışta topçuların yanına ulaşabilmişti. Yüzbaşı Muhsin Talat'ın yanına giderek sert bir asker selamı verdi. Hamdi Vasıf Edirne, bir maruzatım var komutanım. Yüzbaşı sorar gözlerle genç subaya bakıyordu. Evet Teğmen'im, sizi dinliyorum. Teğmen üniformasının içinden mermiyi çıkarıp yüzbaşıya uzattı. 101. pareyi en çok bu mermi hak ediyor komutanım. Müsaadenizle bu şerefi ondan esirgemeyelim. Yüzbaşı Muhsin Talat gözlerine inanamamıştı. Sevinç gözyaşlarını tutamadı.
Hamdi Vasıf'a defalarca teşekkür ediyor, çevresindeki askerlere mermiyi sökebileceği bir iki alet getirmelerini emrediyordu. O kadar heyecanlanmıştı ki neredeyse aralarındaki rütbe farkına bakmaksızın genç teğmenin ellerini öpecekti. Mermiyi alıp çekirdeğini dikkatlice yerinden çıkardı. Kovanın tepesine bir bez parçası tepip iyice sıkıştırdı. Mermiyi şapkanın içine yatırdı. Toplar atışlara devam ediyordu. 82, 83, 97, 98, 99, 10 dakika kadar sonra atışları sayan çavuş, 100.'yü attık komutanım deyince Muhsin Talat, kovanı topun yatağına kendi elleriyle sürerek ateş emrini verdi. Subayların kılıçlarını çekerek selamladığı o son top sesi Ankara'nın her duvarından yankılanıp 4 yıllık İstiklal Savaşı'nın tüm hikayesini anlatmıştı sanki. Rütbelerine bakmaksızın topun başındaki tüm askerler kucaklaşarak birbirlerini kutladı. Son olarak Yüzbaşı Muhsin Talat'la Teğmen Hamdi Vasıf sarıldılar. Kovan ayaklarının dibindeydi. Yüzbaşı eğilip saygıyla kovanı yerden aldı. Avuçlarının yanmasını aldırmadı bile. Hamdi Vasıf, yüzbaşının kovanı biliyor olmasına şaşırmıştı. Muhsin Talat, sorar gözlerle kendisine bakan genç subaya ötedeki üzeri sonbaharın son kır çiçekleriyle ve iki küçük Türk bayrağıyla süslenmiş masayı işaret etti. "Gelin Teğmenim, bizim çocuklar çay demlemiş. Çay içip sohbet edelim. Size kovanın hikayesini bildiğim kadarıyla anlatayım ve sizin hikayenizi dinleyeyim," dedi. 4 gün sonra kovan millet bahçesinde bir tahta masanın üzerindeydi ve çevresinde 3 adam oturmuş sohbet ediyorlardı. Yüzbaşı Muhsin Talat, Teğmen Hamdi Vasıf ve Kamil Usta. O gün aralarında bir karar aldılar. Kovanı her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda değiş tokuş etmek üzere nöbetleşe saklayacaklardı. Kovanın nihai sahibi içlerinde en son ölen kişi olacaktı. 1934'teki soyadı kanununda bu 3 adam da Gazi Kovan soyadını almışlar. Kovanın aracılığıyla isim kardeşi olmuşlardı. 1936 yılında Kamil Usta'nın ve 1942 yılında Muhsin Talat'ın vefat etmesiyle Kovan Hamdi Vasıf Gazi Kovan'a kaldı. Gazi Kovan'da hikayesi de zaman içerisinde unutuldu gitti. Ta ki 2005 yılında İstanbul Maltepe'de bir çöp kutusunda bulununcaya kadar. Duyarlı temizlik işçileri tarafından TSK'ya ulaştırılan Gazi Kovan halen Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.